değerli arkadaşlar. Türkiye 16 Nisan'da tarihi bir tercihte bulunacak. Yaklaşık 200 yıllık geçmişi olan yönetim sistemi arayışımızda yeni ve çok önemli bir yol ayrımına geldik. Ya mevcut sistemle devam edeceğiz ya da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçeceğiz. Geçtiğimiz 14 yılda başbakan ve cumhurbaşkanı olarak Ondan önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ülkemizin yönetim sisteminin artılarını ve eksilerini çok iyi bilen birisiyim. Bizzat yaşayarak gördüğümüz eksiklerden, sorunlardan, sıkıntılardan hareket ederek ülkemiz için Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin en doğrusu olduğunu düşünüyoruz. Hani şimdi bunlar parlamenter, demokrasi falan diyorlar ya, aslında... Parlamenter demokrasi diye bir şey olmadı bu ülkede. Ya ne oldu? Parlamenter demokrasiyle vesayet sistemi oldu. Bunu yaptılar. Esasen uzun yıllardır yeni anayasa çalışmaları kapsamında bu konuyu tartışıyor, değerlendiriyor, üzerinde çalışıyoruz. 15 Temmuz gecesi yaşananlar bu değişimin ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha gösterdi mecliste gerek AK Parti gerekse Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımızın ortak gayretleriyle dayanışmasıyla biliyorsunuz bir halk oylaması süreci başlatıldı ve referanduma karar verildi. Buradaki arkadaşlarımın her birinin 18 maddeden oluşan anayasa değişikliği metnini baştan sona okuduğuna inanıyorum. Yapılan değişiklik özetle şudur. Cumhurbaşkanlığı ile başbakanlık ne oluyor? Birleştiriliyor. Ama ana muhalefetin başındaki zat hala Cumhurbaşkanlığı ile başbakanlığın birleştirildiğini bilmiyor ya. Hala. Birisi diyor bir başka partiden, birisi bir başka partiden olursa bu ülkenin hali ne olacak? Bunu niye anlatmıyorlar millete diyor. Ya okumadın ya. Hala bilmiyorsun ya. Birleşiyor işte. Bu kavga olmasın diye bunu yapıyoruz. Şimdi geçmişe bakıyoruz. Gazi Mustafa Kemal İneni'yle kavgalı mıydı? Kavgalıydı. Gel gel. Son döneme gel. Turgut Bey. Demirel'le kavgalı mıydı? Kavgalıydı. Daha geriye gel. Sezer Biliyorsunuz merhum Ecevit'le kavgalı oldu mu? Oldu. Anayasa kitapçığını yüzüne fırlattı mı? Fırlattı. Ertesi gün ekonomi adeta deprem geçirdi. Değil mi? Halbuki aynı ekolden gelmiş insanlardı bunlar. Aynı ekolden geldikleri halde ülkeyi ne hale getirdiler. E şimdi ise biz diyoruz ki Türkiye bir daha bunları yaşamasın. Bu iş Tayyip Erdoğan'ın işi değil. Burada bir yönetim sistemi oluşturuluyor. Ve bununla artık uzun on yılları hedefleyen bir adım atıyoruz. Kim gelirse gelsin bu sistemle yürüyecek.